her friki, of, gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Kedi. Pascal. Sen hafta sonu neredeydin? İsviçre'ye mi gittin? Evet Pascal, İsviçre'deydim canım benim. Niye gittin baba? Ben biliyorsun büyük bir dağcıyım canım benim. Dünya Dağcılar Birliği'nin toplantısı var. Bir sıkıntıları varmış. Aradılar, onun için gittim. Neymişler? Abi dediler, dağcılık sporunda sen bir zirve isimsin dediler. Himalayalara, Everest'e, Kilimanjaro'ya. Hani bir koşu gel gittin geldin dediler. Öyle dedi çünkü ben, bir koşu. Nasıl? Everest. Sen çıktın. Adiler. Kaç kere ya, kaç kere. Kilimanjaro? Kilimanjaro nedir Pascal benim? Çıktın mı lan? Ya fındık fıstık lan benim için. Hava almaya çıkıyorum ben oraya ya. Ama Kadir 3 ay sürüyormuş ya. Yavrum benim kondisyonum iyi. Bir günde çıkıyorum iniyorum ben ya. Ulan ne kafası? Ya of dinle. Neyse bunlar dedi ki abi dediler sıkıntımız vardı. Dağcılık sporuyla ilgili dediler. Uçak biletini yollasak gelir misin dediler. Face to face görüşelim. Atladım gittim. Havaalanından aldılar beni. Dünya Dağcılar Birliği'ne gittik. Evet dağcı gençler, sorun nedir? Kadir abi, öncelikle geldiğin için sağ ol abi. Adamın şinelisin abi. Adamın natürlisin Kadir abi yani. Canım canım canım, yalnız benim vakit kısıtlı. Sorun nedir yavrum, anlatın çözelim ya. Bahnhof Strasse Passeri'de lip var la, orada yemeğe gideceğiz. Hadi canım benim. Kadir abi bak şimdi, dağcılık sporuna ilgi çok azaldı abi. Dağa çıkan adam kalmadı abi. Yani evet abi, yani ağaca bile çıkan yok ya. Anladım canım anladım, zaten tahmin ettim gençler. Dağcılık sporunun sorunu hedefsizlik. Nasıl hedefsizlik abi ya? Yani sen şimdi Everest'e çıkıyorsun, tamam. Çıktın. Yani abi işte çıkıyorsun işte ya. Yani başka ne olacak ki ya? Evet Kadir abi haklı hocam. Yani çık Everest'in zirvesine. Otur orada hocam, bekle biraz. Yani sonra in aşağı değil mi hocam? Ne oluyor yani hiç abi ya? Ya sen Everest'in zirvesine çıktın diye. Gidiyorum benzinci bedava mı benzin veriyor? Yoo. Fırıncı ekmek mi veriyor? Yo, anca davar gibi in çık in çık. Olmaz. Zirveye çıkmanın bir anlamı olmalı. Nasıl olacak o Kadir abi? Merak etmeyin gençler. Ben size yepyeni bir boyut, yepyeni bir bakış açısı getireceğim. Malzemeler getirin yavrucuğum. En yakındaki dağ nerede? Yani abi Pilatus Dağı var abi. Üzerinde abi. 7000 fit abi. Ya nedir ki evladım ya? Şöyle daha yüksek bir yer bulamadınız mı? Benim yatağımın yüksekliği o kadar ya. Alın malzemeleri vuralım. Ben size dağcılığı geliştireceğim. Şahane bir okazyon olacak. Hadi. Sonra Paskal'cığım, bunlar dağcılık malzemelerini getirdiler. Atladık gemiye. Kıyı kıyı geçip Pilatus Dağı'nın eteklerine geldik. Kadir, Haydi'yi gördün mü? Dağlar kızağıydı. Tabii Paskal'ım, Haydi'nin evi biliyorsun Pilatus Dağı'nda. Haydi'nin evine de gittim ama bildiğin gibi değil. Çok değişmiş ya. Yapma ya. Ne olmuş abi? Ya olmuş Haydi ya, bildiğin gibi. Ne diyorsun neydi? Biz dağa sardık. Keçi gibi çıkıyorum. Gençler tabii acemi arkada kalıyorlar. Yani Kadir abi ya. Yani Kadir abi ya. Abi biraz yavaş abi ya. Yani ciğerlerimiz vallahi ***'dan çıkacak abi Kadir abi ya. Lütfen ya. Yavrum çıkacak dağ bulmuşum. Durur muyum ben Anadolu çocuğu ya? Topuk topuk, hadi topuk yaylası topuk. Yani Kadir abi bak yeminle bak. Çoluğumuza çocuğumuza bir acı be Kadir abi ya. Öldük bittik abi, dinlenelim ya. Günde 2 paket sigara içersen aha böyle olur işte. Allah, içmeyin şu zıkkımı diyorum ya. Emzik gibi ağzınızdan düşmüyor. Yani var ya, insan değilsin Kadir abi ya. Yani duralım Kadir abi ya. Vallahi ya, yani çok yorulduk ya. Yani öldük bittik ya. Yani köpük kustuk Kadir abi, lütfen ya. Tamam da tamam tamam. Hadi şuradaki kulübeye girelim. Ve Paskal'cığım, o 2000 fitte bir dağ kulübesine girdik. Dağcı çocuklar bahçeye camış gibi yayıldılar. Ben kulübenin kapısını çaldım. Kimin kulübesi? İşte Haydi'nin kulübesi yavrum. Haydi yok mu? Peter Haydi. Haydi'nin aksakal dedesi, onun kulübesi işte. O süper ya. Haydi'yi gördün mü? Ya gördüm yavrum, gördüm. Onu anlatacağım işte, dinle. Geldim geldim, Allah'ın cezası, kapıyı kıracaksın cahil. Selamın aleyküm hacı dayı. Aleyküm selam, kimsin evladım, sen ne işin var burada? Dayı ben seni bir yerden tanıyorum sanki ya. Hah, al bir manyak daha, yani tanıyor gibi ama onu nereden, onu çıkaramıyor.
Dayı sen Muhteşem Yüzyılda mı oynadın ya? Evladım sen aptal mısın? Dur söyleme bileceğim. Metcezir'de oynadın da sen. Hayır. Karadayı onda mı oynadın? Ay beyinsiz misin evladım sen? Dur. Lan Miroğlu'ndaki kuşçu musun sen yoksa? Bak çocuğum, yaşlı başlı adamım yani daha emekli maaşımı çekmek için dağdan aşağı ineceğim. Oyalama beni yani. Dur be son bir şans dur. Aa sen Ekmek Teknesi'nde kirli oynadın değil mi? Ay aptal o sensin zaten yani. Ha doğru pardon benim kafa iyice gitti yani. Oksijen az tabii yüksekti onun için ya. Kimdin sen dayı ya? Heidi diye bir çizgi film yok muydu yani? Ha evet vardı Heidi. İşte onun dedesiyim ben yani grandfather çizgi filmden hatırlıyorsun beni. Ooo Heidi'nin dedesi evet. Vay benim güzel dedem ver o mübarek elini öpeyim. Heidi'nin şarkısı vardı nasıldı ya? Heidi, Heidi, deine Wachsin die Berge, Heidi, Heidi. Komm nach Haus mit dein Glück kommst du uns wieder zurück. Vallahi ya vay çocukluğum geldi aklıma. Demek Heidi burada yaşıyordu da ha? Yaşıyordu. Nerede şimdi kendisi? Geçen sene internetten bir çocukla tanıştı. Oğlan Malatyalıymış. Niyetim ciddi dedi ama dedi Malatya'ya geleceksin burada evleneceğiz dedi. Kapanacaksın dedi. Heidi de inandı buna gitti evlendiler falan. Oğlan yazları Antalya'da otelde bahçıvanlık yapıyor. Senesine kalmadan yarım dünya obez bir İngiliz turist kızı Heidi'nin üzerine kuma getirdi. Ne diyorsun sen dede ya? Heidi'ye bırak gel kızım dedim. İsviçre Alplerinde eski mutlu hayatına dön dedim. Kocamı seviyorum dedi gelemem dedi. Kocası hayırsız çıktı. Bahtı gülmedi Heidi'nin kocadan yana yani. Vah Heidi'ye bak yazık olmuş. Peter vardı baba. Heidi'nin kuzeni keçilerin altına yatardı. Direkt kendi ağzına süt akıtırdı falan. Heidi de onu seyrederken gülmekten sırt üstü düşer. Peter ne oldu çoban Peter? Peter askerdi yani. Sürüsü kayıktı. Ara devre olarak gitti. Mektup yazdı. Dedeciğim burada acayip tertipçilik var falan diye. Ama tertipçilik iyidir dede. 6 ay sıkıntı çekersin sonrası kebap. Peter de işte şimdi askerde tüfeği çaldırmış. 1 ay disko vermişler. Şafağa kaydı Peter'in. Diskoda da rahat durmamış falan. Bir de filama geçerken fark etmemiş. Selam vermeyince 2 ay daha disko. 3 ay geç terhis. Yani psikopata bağlamış dede. Biraz zor tezkere alır diyorlar. Vay be dede. Ya bizim seyrettiğimiz izlerken mutlu olduğumuz Alp Dağları'ndaki Heidi'nin akıbeti bu mu oldu yani? Hayat böyle evlat. Yani hayaller Paris'tir, gerçeklerse daima emin olun. Vay dede ya. Peki Heidi ile Peter'in bir Saint Bernard köpeği vardı. O duruyor mu? Ha, buradaysa severim mi? Arka bahçede gel göstereyim sana. Heh. Bak işte Heidi'nin Saint Bernard'ı orada. Oo şuna bak ya aptalsa. Gel oğlum gel. Harimiş. Lan ben seni var ya yerim çok tatlı bu ya. Hoş. Ben hoş. Dede çok pis daldı bu bana ya. Elimi kaptı şuraya bak ya. Ay hiç sorma yani kurt daldı bu köpeği. Galiba kuduz kapmış. Gelene geçene af kuruyor böyle yani. Vay arkadaş Heidi'nin dünyası paramparça olmuş. Hoştu lan hoş. Ay işte. Biraz paran var mı be ya? Yani böyle bir sigara parası. Ateşlesene be ya. Oo, haydi maydi kalmamış abi. Alp Dağları bile Apache'ye bağlamış yeminle. Dede hadi Allah versin patron yok ya. Ben inceden uzayım ya. Ve Pascal dağcı ekibimi topladım. Pilatus Dağı'nın zirvesine doğru yola koyulduk. Ben yine keçi gibi taştan seke seke hızla tırmanıyorum tabii. Ya Kadir sen var ya düz yolda yürüyemezsin. Yürürsün. Dağ nasıl çıktın? Daha görünce ben dayanamıyorum Pascal. Böyle bir yapım var. Beni zorlayan şeyleri seviyorum ben. Ne onlar abi? Dağlar, kadınlar, o şekiller. Neyse, ne diyordum? Ha evet, İsviçre'nin Pilatus Dağı'na tırmanmaya devam ettik kardeşim. Kadir abi, yavaş be abi. Yavrum yavaş diye bir şey yok. Seri çıkacağız, seri ineceğiz. Ne biçim İsviçre'lisiniz lan siz? Yani vallahi Kadir abi bak vallahi yani benim ayağım burkuldu abi ya. Benim de belim ağrıyor Kadir abi ya. Ben, ya vallahi ya. Ya genç nesil ya. Asla zora gelemiyorsunuz ha. İstiyorsunuz ki her şey hazır ayağınıza gelin. Mücadele edeceksin oğlum. Savaşçan hayatta hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Hadi bir gayret. Hadi bir gayret az kaldı zirveye hadi. Neyse ıkkına sıkkına Pilatus Dağı'nın zirvesine bilmem 7000 fite çıktık.
Zirvede fırtına vardı. Kar savuruyordu. E tabi gençler kalın dağcı elbiselerin içindeler. Ben size atlet şortla çıkmışım, düşün. O niye baba ya? Ne yaptın öyle? Ya bu Türk erkeğinin standart kıyafeti budur. Kırdaki. Atlet, şort, atlet, pijama. Tabi zirve karlı, fırtınalı. Gençler etrafıma topladım. Evet dağcı gençler, işte size dağların zirvesine çıkmak için yepyeni bir motivasyon. Kadir abi, bunlar ne abi Allah için ya? Mangal et dağların zirvesine, artıkın mangal yapmak için çıkacağız gençler. Mangal ki her zorluğa değer, mangal ki topuğa derman, zihne küşayiş verir. Mangal ki her derde deva, bundan sonra hepimiz Everest'in, Alplerin, Himayaların, Kilimanjaro'nun zirvelerinde mangal yaparken görüleceğiz. İlk hedefimiz Everest'in K2 zirvesinde tavuk kanat ve ciğer ızgara yapmak. İleri, ileri arkadaşlar. Büyüksün Kadir abi. Yani var ya, dağcılık sporunu bambaşka bir yere çektin Kadir abi yani. Baba mısın? Az laf çok iş gençler. Hadi yakalım mangalı. Hadi bir et yiyelim 7000 fitte hadi. Vay be Kadir. Mangal he? Evet kardeşim. O kadar dağa çıkıyorlar, hiçbir şey yapmadan iniyorlar. Çok saçma. Ya Everest'e çıktın. Yapsan orada bir mangal, bir et ye. Dünyana bir et girsin. Bir oraya çıkmana değmişsin. Ya yanlışsam yanlışsın de Pascal. Doğru abi. Ne öyle ya? Kuru kuru çık. Sonra in aşağı. Abi.